Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorularla beraberiz. Hadi bakalım soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. Günlük hayatta asit veya baz içeren maddeleri birçok alanda kullanırız. Hangileri pas sökücü olarak kullanılır diyor. Pas sökücüler asittir arkadaşlar. Tuzluğu HCl asidik, zaç yağı H2SO4 sülfürik asit. Bu da asidik. Sut kostik, sodyum hidroksit baziktir. Doğru cevap C'dir. Hangileri uyarı işaretinin anlamı ile ilgili değildir demiş. Şimdi bu aşındırıcı, korozif bir işaret arkadaşlar. Aktif metallerle tepkimesinden hidrojen gazı oluşturma. Bu metallerle bakın tepmeye girip burada metal aşındırmış. Evet olabilir. Mermer taşında kalıcı lekelenmelere neden olma. Evet yine bakın aşındırıcı özelliğe sahip olmasıdır. Çamaşır suları ile tepkimesinden klor gazı oluşturma. Klor gazı böyle aşındırıcı bir özelliğe sahip değildir. Pası yüzeyden sökme bakın yine burada metalin üzerinden bir şeyler koparma gibi. Evet. Yani A alakası yoktur. Üçüncü soru. 2020'de gelmiş bir soru arkadaşlar bu. Bir kömür örneği yakıldığında şu gazların oluştuğu yanma sonucunda kalan külde de başlıca kalsiyum oksit, metal oksitlerin oluştuğu belirtilmiştir. Belirlenmiş. Buna göre hangileri doğru? Bu kömürün yakıt olarak kullanılması asit yağmuru oluşumunda etkilidir. Bakın şu gördüğünüz ve bu gördükleriniz asit yağmuru yapar, etkilidir. Oluşan gazlar suda çözüldüğünde suyun pH değeri azalır, artırır demiş pardon. Bunlar arkadaşlar asidik maddeler bakın ametal oksitler dikkat edin. Şu da bir ametal oksit. Oluşan gazlar bunlar. Bunlar asidik olduğu için pH değerini azaltırlar arkadaşlar. O yüzden yanlış. Metal oksit dediğimiz kalsiyum oksit sulu ortamda bazik özelliği kalsiyum hidroksit yapar suya atıldığında çözünürlüğünde. Doğru cevap 1 ve 3'tür. Dördüncü sorumuz. Burada ev ve iş yerlerinde kullanılan su ısıtıcıları sudaki kireç miktarına bağlı olarak zamanla kireçlenir. Bakın sağdaki daha temiz, soldaki biraz kireçlenmiş. Oluşan kireçle ilgili hangileri doğrudur? Deterjanla temizlenir. Hayır, deterjanla çıkmaz kireç lekesi. Sudaki kalsiyum iyonlarının aslında kalsiyum karbonat kireç taşı şeklinde çökmesiyle oluşmuştur bu. Bazik özelliğe sahiptir bu kireç taşı. O yüzden sirke gibi, limon tuzu gibi asidik maddelerle temizlenebilir. Doğru cevap D'dir. Beşinci sorumuz. Sülfürik asitle ilgili hangileri doğrudur demiş. Hem aktif hem de yarı soy metallerle tepkime verebilir. Mesela bakır, gümüş, civa ile verebilir. Örnek potasyum, sodyumla da verebilir gibi. Bir doğru. Cam kaplarda saklanabilir. Saklanamayan HF'ydi sadece. Akü asit olarak bilinir. Zaç yağı ya da akü asit olarak bilinir. Altıncı sorumuz. Şeker karbonhidrat sınıfına ait bir disakkarit olup formülünü vermiş. Üzerine derişik sülfürik asit eklediğinizde bakın bu şekilde saf karbon ve su buharı meydana getirir. Hatta bu ben bunu okulda deney yaparken karbon keki diye söylerdim. İnanılmaz kötü kokar ve inanılmaz egzotermik bir tepkim arkadaşlar. Güzel de bir deney. Yapmanız gereken şekerin üzerine sülfürik asidi dökmek. Ama çok 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 kuvvetli, kirli bir gaz çıkışı oluyor. Dikkat edin. Bu deneyle ilgili hangileri doğrudur? Bu deney sülfürik asidin hem nem çekici özelliğini sülfürik asidin nem çekici özelliği ispat etmekte kullanılabilir. Evet, nem çeker ve bu şekilde bakın suyu buhar olarak açığa çıkarmış oldu. Doğru. Tepkime sırasındaki beğerdeki karışımın sıcaklığı azalır. Dışarıya çok anormal bir enerji veriyor. O yüzden egzotermik bir tepkime bakın. Soruda da yazmış zaten onu. Bu da doğru. Sıcaklığı azalır demiş. Hayır, sıcaklığı artar çünkü egzotermik demiştik. Tamam, azalır demiş. H2SO4 oldukça korozif bir maddedir. Evet, aşındırıcı. Ve burada da gördüğünüz gibi şekerde direkt tepkimeye girip onu parçalamış gördüğünüz gibi. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Yedinci sorumuz. Hangileri doğrudur demiş. Aşağıda havaya gaz salınmasına sebep olan bazı olaylar verilmiş. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur? Tüm olaylarda havaya NOx, SO2, CO2 gibi gazlar salınmıştır. Çünkü bunlar dikkat edin asit yağmurları yaparlar. Asit yağmuruna neden oldu? Doğal olaylar sonucunda da asit yağmuru oluşabilir. Mesela bakın doğal olaylar işte yanardağ patlaması gibi. Doğru cevap B'dir.
Dokuzuncu sorumuz, sekizinciymiş pardon önce. İki tane çözelti var. Birincisi asit, diğeri de baz. Hangisi yanlıştır? X çözelti tuzludur. Her ikisi de temizlik malzemesi olarak kullanılır. Mesela bu lavabo açıcıdır. Bu da işte pas gidericidir. Doğru. Y kuvvetli baz olduğu için sut kostik lavaboların tıkalı laboratuvarlı lavaboları açmak için kullanılır. İkisi karıştırılırsa naci ile yemek tuzu çözeltisi oluşur. Asitin pH'i daha küçüktür. Yani HCl'nin pH'in daha küçük olması lazım. Cevap B'dir. X maddesiyle ilgili bilgiler vermiş. Hangisidir diyor. Evlerde temizlik malzemesi olarak kullanılır. Yaygın adı kezzap. Kezzap dediğimiz anda zaten kezzap HNO3'tür. Aktif metallerle yarı soy metallerle de tepmeye girebilir. Hidrojen gazı çıkarabilir. 10. sorumuz. Hangisi asit yağmurlarına neden olmaz? NOx ve SOx gazları dedik arkadaşlar. Burada alüminyum olduğu için cevap D'dir. Sadece bu iki gaz türü asit yağmurlarına neden olur. Hadi bakalım pekiştirme testiyle görüşmek üzere.